Şampiyonlar Ligi'nin 6. oyun haftasında Vasafboyun Deşmanı'nda o Galatasaray İstanbul karşısında. Tamamen doldurulmuş bir salon ve nefis bir atmosfer eşliğinde müthiş bir su topu eşleşmesi bizi bekliyor. Şampiyonlar Ligi Vasa Başbandağı için her zaman iyi bir reklam olma durumunda. Su topunun tanıtım açısında ve hak ettiği değeri kazandırabilmek açısında önemli bir fırsat. Neyse ki bugün Bando ve birkaç Galatasaray taraftarı salonu doldurmuş durumda. Berlinli temsilci, milli oyuncusu Tobias Preuß haricinde ideal kadrosuyla maça başladı. İyi bir başlangıç yakalayan Vasabaş Bandao, daha henüz 26. saniyede Martin Fameira'nın golü öne skor avantajı sağlamasını bilen taraf oldu. Ardından Christian Schlanstedt golü durum 2-0 oldu. Restovic'in güzel pasından sonra Schlanstedt bitirileceğini konuşturdu. İki takım tur atlama şansını kaybetmiş olsa da maçın değeri ekonomik açısından büyük değer taşıyordu. Galatasaraylı oyuncular bundan dolayı daha iyi oynamaya başlamıştı. Paskovic ve Klavivic'in golleri skor Galatasaray açısından 4-2'ye geldi. Bugün Türk taraftarların yanı sıra birçok da genç bayan seyircilerin arasından yer bulmuştu. Yakışıklı oyuncular izlemekten zevk alan bayanlar, Kovacic'in oyuncuları su topuna ilgiyi büyütmek için metrolarda yarı çıplak giysilerle bilet dağıtmıştı. Çocuklar yakışıklı olmalarının haricinden iyi bir maça çıkarıyordu. Özellikle iri yapısı ve golcülüğüyle tanınan Martin Nestovic 3 kez Milos Stepanovic'i geçerek topu filelerle buluştu. Spandau tarafı 5-4 öne geçti. Galatasaray'ın teknik direktörü Zako Petrovic bir hayli mutsuz görünüyordu. İkinci yarıda maçın kontrolünü ele geçiren taraf yine Galatasaray oldu. Filip Klajevic'in golüyle Galatasaray tekrar 7-6 öne geçti. Maçın heyecanı duruktaydı. Vestovic'in golüyle eşitliği sağlayan Spandau az süre sonra Peter Markovic'i boş alanda topla buluşturarak 8-7 öne geçmeyi becerdi. Moritz Öyle ile bir gol daha bulan Spandau 9-7'ye getirmişti durumu. Maçın sonlarına doğru hakemin kararlarına tepki vardı. Galatasaray lehine penaltı kararı veren hakeme tepki büyük olsa da skor 9-8 oldu. Ev sahibi tarafı ama sinirlere hakim olup Galatasaray'ın golüne karşılık verdi. Maç 10-9 ile Spandau'nun galibiyetiyle sonlanırken Vasabaş Spandau'lu oyuncular iyi bir performans göstermişti. Spandau maçı kazanıp finansiyel açıdan önemli olan 4. sırayı yakalama şansını korudu. Galatasaray ise zor bir karşılama bekliyor. Hırvat rakibi Yük Dubrovnik ile zor bir karşılama bekleyen Galatasaray'ın şansı azalmış durumda.